Selamlar arkadaşlar. Obsidiyen nedir biliyor musunuz? Obsidiyen ya da cam kaya. Ekstrozif doğal olarak Magmatik bir kaya olarak oluşan volkanik bir camdır. Obsidyen siyah görünümlüdür. Moh sertlik ölçüsü ise 5 ile 6 arasındadır. Parlaklığı camsıdır. Optik özelliği yarı saydamdır. Çift kırılma, dağılma özelliği vardır. Öz ağırlığı ise C.2.4 üzeri 2'dir. Şimdi bunları niye anlattım ben? Çünkü Cadılar Bayramı etkinliği takımız Obsidian. Diğer bir adıyla Tit Razonov. Evet Cadılar Bayramı etkinliği videosuna geldiniz ve bir yarın sabah yani 18 Ekim saat 9.30 la 2 Kasım sabah saat 9.30 arasında sürecek bir etkinlik bu. Bu etkinlikte belli görevler yapacağız. 4 fazımız var. Bu fazı Tamamlayacağız. Küçük düşmanlarla savaşacağız. Ardından da bosslar gelecek. Üç farklı boss. Bu bossları yendikten sonra da bize bir film makarası verilecek. Bu film makarasındaki Deşifreleri açtığımızda ise işte ekranda gördüğünüz ahanda bu tankı alacağız. Çok hızlı anlattım videonun girişinde. Şimdi biraz daha böyle detaya girerek anlatalım isterseniz. Obsidian'le başlayalım. Obsidian ana malzeme olarak... <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki de Obsidian'ı anlatmayacağım. Direkt Mirna etkinliğini anlatacağım. World of Tank'ın Cadar Bayramı'na ilişkin, Cadar Bayramı'nın istinaden yaptığı bir etkinlik her yıl yaptığı bir etkinlik bu yılda getirdiler. Bu yılda yine belli zorluklarda oynayacağız ve o belli zorluklarda düşmanları yenerek ödüllere ulaşmaya çalışacağız. Normal zorluk, zor zorluk ve kabus zorluğu. Bu zorluklarda oynayıp 4 fazada ulaştıktan sonra dediğim gibi makaraları elde edip bu tankı alacağız. World of Tank'ı ne yapmıyor ya da ne yapıyor? Tabii ki de bunu dükkana getiriyor ve parayla da satın alabiliyorsunuz. Belki yarıya kadar yaptıktan sonra hızlı bir inceleme gelebilir. Gerçi tankı da inceleyeceğim şimdi ama o zaman geldiğinde tekrar konuşuruz. E, yapay zeka tarafından yönetilen düşmanlar var. Ve her fazı bitirdikten sonra bir sonraki fazı ışınlanıyorsunuz. Ve her faz tekrar söylüyorum. Dördüncü fazda boss savaşı olarak geliyor. Bakın zaten şurada da göreceksiniz. Birinci faz haritamız, ikinci faz haritamız, üçüncü faz haritamız ve dördüncü faz haritamız. Burada gördüğünüz gibi tek bir bossla kapışıyoruz. Bir takım düşmanlarla oynayacağız. Bu düşmanlarımız işte gördüğünüz gibi ekranda kirpi var. Bunlar gelip sizin üstünüze doğru yuvarlanan toplar ve patlıyorlar. İşte tavşan diye bir tank var. Muhafız dediğimiz bir tank var. Tuzakçı gibi gibi burada birçok düşman tankını görüyorsunuz. Ve bunlar da bosslarımız. İşte biri ölümsüz, biri bozuk M103. Diğeri Data Redacted. Sanırım Data Redacted. Böyle okunuyor bilmiyorum nasıl okunuyorsa artık. Bunlarla karşılaşacağız. Ardından bizi ilgilendiren bence en önemli şey birincisi biz neyle oynayacağız? Biz hangi tanklarla oynayacağız? Bizim tanklarımızda bunlar arkadaşlar. Biri eşek arısı işte şarjörlü. Diğeri karberos düşmanlara çok daha fazla hasar verebilme ihtimali olan bir tank. Bu da RNG'nin herhalde bir oynaması falan yapılmış. Uçuk hasarlar atabiliyor. Çift namlu bir tankımız var. Zaten çifte top sistemi diye yazmışlar adına ya da çifte diye yazmışlar özür dilerim. Bombacı diye bir tankımız var. Ardından Malahit diye bir tankımız var. Bu tankın da özelliği kendi aracının parçalarını koruması gibi bir özellik. Nedir ne değildir oynayınca da göreceğiz aslında. İyileştirilmiş 3 mermi otomatik yeniden yükleme sistemine sahip bir zırhlı lejyonumuz var. Bu tankların her birinin farklı özelliği var. Her birinin farklı kabiliyetleri var. Bunları kullanarak düşmanlarımızı öldürmeye çalışıyoruz ve unutmayın bazı araçlara belirli bonuslar veriliyor. İşte bunlar Centurion, Tornwagen ve Panhard araçları. Bunlarla oynayarak da buradaki kazanımları elde edebilirsiniz. Buraya hızlıca geçiyorum. Sarf malzemelerinde hızlıca geçiyorum. Para kasabilir miyim derseniz burada şöyle bir tablo verilmiş bize. Bir savaşın her fazını tamamladığımız takdirde bize Zorluk seviyemize göre bir miktar para veriyor kredi veriyor oyun için kredi veriyor İşte bunları da görüyorsunuz zaten burada yazıyor para kasmayı düşünüyorsanız çok böyle para kasmak için birincil bir etkinlik değil en azından ekonominiz eksiğe gitmeyecek ve ayrıca bir premium alıp ekstradan da cebinize 3-5 kredi koyacağınız bir etkinlik olarak görüyorum ben bu şey açısından kredi açısından. Peki bu film makaralarını nasıl kazanacağız ya da film makaralarını kazandıktan sonra bunları nasıl deşifre edeceğiz? Film makaralarını dördüncü fazı tamamladığımızda, boss'u öldürdüğümüzde kazanacağız. Bunları da deşifre anahtarlarıyla açacağız. Deşifre anahtarlarını da oyun içerisinde görevleri yaptığımızda alacağız. Çok karışık gibi geliyor. Hiç karışık değil. <laughs> Siz oyunu oynarken işte örnek veriyorum. 100 miryum teslim ederek bir anahtar musunuz bakın. Ve bunlarla deşifre anahtarlarını alıp gidip o şeyleri açıyoruz. Yani çok çok hızlı da bitebilecek bir şey aslında bu. Çok hızlı da bitirebileceğiniz bir etkinlik. Çok yavaş yavaş sakin sakin oynayıp bitirebileceğiniz de bir etkinlik. Bunları yaptıktan sonra da zaten söylediğim Obsidian tankını bize oyun ödül olarak verecek. Şimdi Obsidian tankını <laughs> şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Obsidian aslında bir 3D stilin ismiymiş. Aracın gerçek ismi Tit Razanov. Biz dördüncü fazı en zor zorlukta bitirdiğimiz takdirde bize bu 3 testi veriyormuş. Bu düzeltmeyi yaptım. Ben videoyu çektikten sonra bunu şey yaptım. Öyle. O, öyle yani. O, o yani. Hep bundan sonra obsidyen diyorum ben buna. Devam. Detaylı inceleyeceğim ama ilk olarak şöyle bir World of Tank'ın bize verdiği bilgilerle bir bakalım. Hani nedir ne değildir. Şöyle bakalım. Obsidian tankı seviye 8 1 Rus Premium orta tankı. Ortalama hasarı 200. Can puanı hasar veriyor. Ortalama değeri 212. Biraz düşük gibi geldi bana. 1300 can puanımız var. 42 kilometrede de hızımız var. Aslında buraya kadar her şey hani gibi gibi. Yani birazcık delmesi az geldi bana. 200 damage aslında o da az gibi geldi ama büyük bir ihtimalle bu topun yüklemesi çok hızlı. Öyle tahmin ediyorum ben. Onlara zaten bakacağız şimdi. Detaylı bakıyoruz. Atış gücüne geldik. 100 metrede dalım 0.34. 2 saniye nişan alma. Biraz yüksek ama biz bunları tabii ki donanımlarla destekleyeceğiz. 60 mermi alıyoruz. Top yükleme 5.2. Evet dediğim gibi. Top eğimi eksi 6 derece aşağı iniyor. Biraz zayıf. Hani böyle hulldan oynayabileceğiniz ya tepeye çıkayım şeyi eğeyim STB gibi falan oynayabileceğiniz bir tank değil. Geçtim abi bunda baktım ne var dayanıklılık var. 1300 dediğim gibi can puanı aslında seviye 8 için normal bir can puanı. Zırhına geldi, gelip baktığımda böyle 120 mm gibi o fena değil lan dediğim bir zırh. Ama tank cc'de birazdan göreceğimiz hani çok da fazla böyle bir şey beklemeyin diyeceğimizi anlayacaksınız zaten zırhından. Kure zırhı da 205 mm. Hareket kabiliyetine geldiğimizde işte 520 be beygirlik bir motor var bizde. Özgür gücümüz 13 beygir ton başına. Dönüş hızımız saniyede 30 derece aziz, azami hızımız saatte 40 kilometre ileri saatte 16 kilometre ise geri. Şimdi Tank GG'ye geçtim. Zaten burada az önce bize öğrenmek istediğimiz birçok şeyi verdi. Fakat burada hareket halindeki dağılımlara da bir bakalım biz. Dakikadaki... Hasar 2400. Bence yüksek. Biz bunu top sürgüsüyle havalandırma ile falan destekleyeceğiz. Ama tanka takmamız gereken önemli şeylerden biri bence ne biliyor musunuz? Nişan alma hızını düşürme. Kesinlikle. Düşeye dengeleyecek. Kesinlikle. Bu anlamda böyle oyuncuların tercihlerini çok fazla zorlayacak. Onları arada, arada bırakabilecek bir tank diye tahmin ediyorum ben. Şimdi burada küçük bir oynama yapalım isterseniz. Havalandırma takalım. Hatta mor, mor, yani mor takmayalım. Herkes mor takabilecek değildir. Şöyle bir morumuzu taktık top yükleme taktık ve ee, eğimini düşürelim şimdi burada yükleme süremiz 4.37 saniyeye geliyor tankın 42 kilometre yaptığını düşünürsek yani hızlı bir tankız bu anlamda nişan alma da takılabilir. Yani şuradaki şunun yerine düşey dengeleyici, özür dilerim düşey dengeleyici de takılabilir. O zaman ne olacak? Bizim atış sırasında, taret dönüş sırasında, tank dönüş sırasında, ileri ve geri giriş sırasındaki hassasiyetimiz, nişan hassasiyetimiz artacak. İsabetimiz de artacak. Dolayısıyla havalandırma yerine böyle bir ben şey öneririm. Tabii ki şunu da diyebilirsiniz. Ben ya şeyi çıkaracağım, top sürgüsünü çıkaracağım, havalandırma takacağım da diyebilirsiniz. O zaman 487'ye geliyor bizim yükleme süremiz. Tabii ki taktığımızda yine nişan alma sürelerine etkilendi etkilendiğini görüyoruz. Biz havalandırma taktığımız için havalandırma biliyorsunuz tüm özelliklere, tüm tankın özelliklerine 0.0.5 artı değer veriyor. Bu size kalmış bir şey, bir şey ikisini de takabilirsiniz. Evet tankın bir de zırhına bakalım. Şimdi tankın zırhı şöyle. Şimdi şöyle bir baktığınızda yamuk yumuk sır altı yamuk işte önü yamuk falan diyorsunuz böyle değil mi? Fakat live'a geldiğinizde abi hani tankın hiç de öyle olmadığını görüyoruz. Evet ön yüz zırh 120 mm gösterdiğimizi bir açı gördük olabilir mi dedik. Eğimimiz çok yok top eğimimiz çok yok. Hani o yüzden de biraz şanssız. Eksi 6 yani iyi bir eğim sayılmaz şu anda. Hani şöyle falan baktığınızda bile şuralardan yiyebiliyor. Taretiniz iyi fakat unutmayın seviye 8 kendimi ateş ediyorum ben. 212 deliyor şu anda. Gelin isterseniz buna bir de neyle ateş edelim abi? Seviye 10 gördüğümüzü düşünelim. Kötü bir senaryo olsun. Bak ISD'yi aldım, şey dedim. İşte burada taretimizin matleti yani topunun hemen köşesi bizi koruyor gibi gördü ama 240 yine deliyor. Ortadan deliniyor, üstteki arkadaki komutan kapağından deliniyor, gövde zaten deliniyor gibi bir durum oluşuyor. Peki diyeceksiniz ben bu tankta side scrap yapabilir miyim? Şöyle baktığınızda rakibe, ulan ne zormuşum. Heh, Ha oldu ulan var ya yemin ediyorum mühendislik işi ha. NASA'ya yörünge hesaplama gibi şu topu düzeltmek. Side scrap yapabildiğini görüyoruz nispeten ama şimdi öyle zor ki bununla side scrap yapmak. Duvarımızı açalım. Mical Şimdi duvarımız böyle ise yeriz. Ya e adam buradan saplar bize onu geç. E biz duvarı böyle yaparsak bu sefer yine şurada çok küçük bir açık var. Yani şöyle söyleyeyim side scrap yapabilecek gibi görünüyor ama özellikle side scrap pozisyonda bu Poz pozisyonda pozisyonunda durmanızı tavsiye etmiyorum. Eee velhasıl kelam alınabilecek bir tank oynanabilir. Eee garajınızda dursun. Zaten bedava alacağız, koyacağız. <laughs> rahat rahat takılacağız. Ee, tankla hani öyle bir ekstrem bir şey beklemiyorum ben tanktan. Evet. Dediğim gibi hızlı bir video çekmek istedim. Çok fazla kat yapmayacağım, arada çok fazla bir aksiyona girmeyeceğim. Umarım faydalı olacaktır. Umarım kafanızda mirne operasyonu ile alakalı bir şey oluşmuştur. Ve yarın akşam zaten canlı yayınımız var. Canlı yayında da bakalım ne olacak ne gidecek. Bunun muhabbetini yaparız. Selçuk, Erhan falan onlar da gelir. Belki bizim işte Emrah falan o arkadaşlar da gelir. Hep birlikte muhabbet, sohbet eşliğinde şöyle bir, bir buçuk saatlik bir yayın yaparız. Büyük bir ihtimalle yarınki yayında akşam 8 gibi açacağım ya da 7 buçuk 8 gibi açacağım. Bakarsanız ona göre izlemeye gelirseniz bekleriz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.